Değerli izleyenlerim, bugünkü programda acaba Allah'ı niçin tam olarak bilemiyoruz? Böyle bir soruya cevap vermeye çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'de üç ayrı yerde مَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Onlar Allah'ı layıkıyla bilemediler ifadesi geçiyor. Onlar dediği müşrikler, kafirler. Müşrikler, kafirlerin Allah'ı tam olarak bilemedikleri bir vakıa. İşte bir kısmı Allah diyerek güneşe tapmış, bir kısmı Allah diyerek kendi eliyle yaptığı bir takım cisimlere tapmış. İnsanlık tarih boyunca aslında Allah'ı aramış. Fakat bir kısmı Allah'ı ararken başka şeyler karşısına çıkmış ve oralara takılıp kalmışlar. Bu açıdan Allah inancının fıtri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Fıtratallahilleti fatarannâs aleyhâ. Ya Allah insanları böyle bir fıtrat üzere yaratmıştır. Ve Allah'ın yaratması onda herhangi bir değişiklik, tebdil söz konusu değildir. Mesela ördeği düşünelim. Yumurtadan çıkan ördek yavrusunun tabiatında sulara doğru koşmak var. Ama böyle düzgün sular, tertemiz suları bulamadığında bulanık sular, çamurlu sular da olsa oralarda bulunacak, tabiatında yer alan, fıtratında yer alan o duyguyu oralarda tatmin edecektir. Demek ki insanlar kendi elleriyle yaptıkları bazı şeyleri ilah kabul ediyor veya bazı gök cisimlerini ilah kabul ediyorsa onların da tabiatında Allah'a inanma var. Ama Allah'ı layıkıyla bilmek işte bu nokta o kadar kolay bir şey de değil. Ve şunu ifade edeyim, bizler Allah-u Teala'yı layıkıyla bilmekle mükellef değiliz. Ya bu bizden istenmiyor. La tudriku lebsar ve huve yudriku lebsar. Gözler onu idrak edemez. Kur'an-ı Kerim'de bize bildirilen bir hüküm. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı en çok bilen ama bir rivayette Peygamberimizin şöyle dediği bildiriliyor. Sübhaneke ma arafnake hakka marifetke ya maruf. Yani ya Rabbi seni tenzih ederiz, seni hakkıyla bilemedik. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bile Allah'ı layıkıyla bilemezse bizlerin Allah'ı tam anlamıyla bilmesi elbette düşünülemez. Ben bu noktada zaman zaman şu örneği veriyorum ve diyorum ki mesela gündüz vakti pencereden baktığımızda her tarafı aydınlık olarak görürüz. Gördüğümüz bu aydınlığın güneşten geldiğinde şüphemiz yoktur. Bütün bu aydınlık güneşten gelir. Ama güneşin doğrudan kendisini anlamaya çalışacak olursak, gözümüzü güneşe doğru çevirsek, baksak, böyle bir durumda birkaç dakika sonra artık gözümüz kamaşır, bir şey görmez hale gelir. Demek ki insanın gözü güneşin aydınlattığı şeyleri görüyor ama doğrudan güneşin kendini göremiyor. Benzeri bir şey akıl gözü için geçerli. Biz akılla şu gördüğümüz bütün varlıkların Allah'tan geldiğinin farkındayız. Diyoruz ki bir harf katipsiz olmaz, bir iğne ustasız olmaz, bir köy muhtarsız olmaz. Elbette bu alemi yaratan, bu alemi idare eden bir zat var. Biz kendimizi bile idare eden aciziz. Bizim vücudumuzla birisi idare ediyor. Diğer bütün alemi idare ettiği gibi. Ama bizleri idare eden, alemi yaratan ve bütün varlıkları yaratan zat acaba nasıldır? İşte o noktada aklı fazla zorlamamak lazım. İlla onu ayrıntılarıyla bilmek durumunda değiliz. Böyle bir mükellefiyetimiz yok. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir defasında bir topluluğa uğruyor. Bakıyor ki bunlar büyük böyle bir şey içindeler, düşünce içindeler, derin bir düşünce içindeler. Onlara soruyor, ne yapıyorsunuz? Diyorlar ki Allah'ı tefekkür ediyoruz. Peygamberimiz Fesubhanallah diyor. Allah'ı tefekkür etmeyin. Tefekkeru fi alaillah ve la tefekkeru fi zatihi. Allah'ın nimetlerini, Allah'ın mahlukatını tefekkür edin. Allah'ın zatını tefekkür etmeyin. Fe innekum len takdiru. Çünkü siz buna güç yetiremezsiniz. İşte güneş misalinde olduğu gibi insanlar evet her tarafı aydınlatanın güneş olduğunu bilirler ama güneşe gözlerini çevirdiklerinde o noktada ileri gidemezler, kendilerine yazık ederler. Bizden de istenen Allah-u Teala'nın eserlerine bakmak, nimetlerine bakmak, bunlarla Rabbimizi anlamaya çalışmak.
Mesela bir zatın 100 tane kitabı olsa, biz her bir kitabını okudukça o zatı daha iyi anlarız. Kendisini görmesek bile eserleriyle onu tanımış oluruz. Veya şu anda Mimar Sinan'la beraber değiliz ama eserlerinden Mimar Sinan'ı tanıyoruz. Selimiyesiyle, Süleymaniyesiyle, Şehzade Camii'yle, daha diğer eserleriyle Mimar Sinan'ı eserleriyle tanıyoruz. Benzeri bir şekilde Allah-u Teala'yı eserleriyle tanımaktayız. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu manaya da dikkat çekilmiştir. Mesela ayette şöyle geçiyor. Fanzur ila athar rahmetillah. Şimdi Allah'ın rahmet eserlerine bak. Keyfe yuhil arda ba'de mevtihe. Ölümünden sonra arzı, yeryüzünü nasıl diriltiyor? İnne zâlike le muhyil mevte. Bunu böyle yapan elbette ölüleri de diriltir. Ve huve alâ kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Burada ayetin başına dikkat çekmek istiyorum. Allah'ın rahmet eserlerine bak. Allah'ın rahmetine bak demiyor. Biz doğrudan Allah'ın rahmetini göremeyiz ama Allah'ın rahmetinin eserlerini görürüz. İşte yağmur Allah'ın bir rahmet eseridir. Baharın gelmesi Allah'ın bir rahmet eseridir. Peygamberimizin ve diğer peygamberlerin gönderilmesi Allah'ın rahmet eseridir. Yeni dünyaya gelen bebeğe annesinden süt gelmesi Allah'ın rahmet eserlerindendir. Ve bu şekilde Allah'ın rahmeti gündüz gibi aşikardır, ortadadır, eserleriyle ortadadır. İşte ayetten hareketle bunu biraz genişleterek, şimdi bak Allah'ın ilminin eserlerine, Allah'ın kudretinin eserlerine, Allah'ın iradesinin eserlerine gibi bunu genişletmek mümkündür. Neden? Çünkü yaratılan her bir varlık bir ilme dayanılarak yaratılıyor. Bir iradeye dayanılarak yaratılıyor ve bir kudrete dayanılarak yaratılıyor. Diyelim bir insan böyle Arapça olarak okuyor, yazıyorsa artık onun yazdığını gördükten sonra biz acaba bu insan Arapça yazabilir mi diye tereddüde düşmeyiz. Yazmış olması zaten böyle bir şüpheyi ortadan kaldırıyor. Allah-u Teala acaba insan yaratmayı bilir mi? Böyle bir soruya lüzum yok, zaten insan yaratmış. Acaba Allah-u Teala gökleri direksiz durdurabilir mi? Zaten durduruyor. Dolayısıyla biz Allah'ın eserlerine bakmak suretiyle bu şekilde Allah'ın haşmetini, azametini, ilmini, iradesini, kudretini bunları daha iyi anlayabiliriz. Ama zat noktasında Allah'ın zatını anlamaya kendimizi zorlayacak olursak o noktada problemler olur. Bir de şu noktada mühim. Arapça bir şiirde şöyle deniliyor. Hakikatul mer'i leysel mer'u yudrikuha. Fekeyfe keyfiyetul cebbaretil gıdem. Huvellezi ebdal halga ve enşâhe. Fekeyfe yudrikuhu müstahdetun nesem. Yani kişi diyor kendi hakikatini bile idrak edemiyor. Nerede kaldı? Ezeliyet sahibi olan Allah-u Teala'yı idrak edebilsin. Kendi hakikatimiz derken ruhumuz. Yani Allah-u Teala bize bir ruh vermiş. Ruh bizim temelimizdir, esasımızdır. Bizi ayakta tutan, konuşturan, meseleleri anlamamızı sağlayan ruhtur. Nasıl ki bir piyano var, piyanoyu kullanan başka birisi var. Onun gibi vücut bir piyano misal, ruh vücudumuzu kullanıyor. Ama ruhun hakikati nedir? Acaba ruhumuzu biliyor muyuz? Bilemiyoruz. Ruh bizim için bir mevcudu meçhuldür. Yani var, var olmakla beraber nasıl olduğu bizim meçhulümüz. İşte kendi ruhumuzdan Allah-u Teala'yı bilemeyeceğimize intikal edebiliriz. Yani onu hakkıyla bilemeyiz. Ve o Allah ki mahlukatı yarattı, inşa etti, yaratılmış olan bir ruh onu nasıl anlayabilir? Şiirin devamında böyle denilmekte. Ama birisine sormuşlar, demişler ki hayatta en hayret ettiğin şey nedir? O da diyor ki birisinin sesini duymadan kimin geldiğini söyleyebiliyorlar, bunu anlamakta zorlanıyorum. Bakın ama olan birisi görme nedir bilmediğinden sadece sesle insanların geldiğini öğreniyor ve ona göre kendi aleminde değerlendiriyor. Ama diyelim o görme olayını bilmiyor diye görme olayını inkar mı edeceğiz? Demek ki ama olan birisine göre renkler alemi gayb durumundadır. Bize bakan yönüyle de demek ki bizler doğrudan Allah'a bakabilecek, Allah'ı doğrudan hakikatıyla
zatıyla idrak edebilecek bir kabiliyette yaratılmamışız. Böyle olduğundan dolayı bununla da mükellef değiliz. Ama bizden istenen Allah'ı tanımak, buna da marifetullah deniyor. Allah'a iman var. Kelime-i şehadeti getirdiğimizde iman etmiş oluruz. Bir de marifetullah var. Marifetullah, Allah'ı eserleriyle tanımak. Ve bu noktada Kur'an-ı Kerim gerçekten çok güzel tablolar bize sunuyor. Ve Kur'an-ı Kerim kainat kitabının manalarını bize ders veriyor. Kur'an-ı Kerim'e göre kainata baktığımızda şunu göreceğiz. Kur'an kainatı okuyor ve kainat vasıtasıyla Kur'an-ı Kerim bize Rabbimizi bildiriyor. Cenab-ı Hak imanımızı kamil kılsın. Böyle bir duayla hepinize hayırlı günler diliyorum.